Valla çok soğuk. Götümüz donuyor. Ama yapacak bir şey yok. Derslere devam. Şimdi arkadaşlar okuyalım bakalım. Lonely honeymoon. Yalnız bir bal ayı. Gördüğünüz gibi honey bal. Moon da ay demek. Eşittir bal ayı. Diyor ki a woman went on her honeymoon alone. Kadının bir denesi bal ayına yalnız başına gitti. Because her husband could not get a visa. Çünkü onun kocası vize alamadı. Gördüğünüz gibi could not, yapamadı, beceremedi anlamında. Diyor ki newlyweds Huma Mobin and Arsalan Sever from Pakistan got married earlier this year. Newlywed bu yeni evli çiftlere denilen bir şey. Bu yeni evli Huma Mobin ve Arsalan Sever Pakistan'dan yarışmaya katılan arkadaşlarımız bu yılın ilk başlarında evlenmişler. They paid for a 10 day trip to Greece for their second honeymoon. Baba. İkinci balayları için 10 günlük bir tatil satın almışlar Yunanistan'a, bir seyahat satın almışlar. Bir de ikinci honeymoonlar için. Pakistanlı bunlar. Güzel. They went to the Maldives for their first honeymoon. Vay. İlk balaylarında da Maldivlere gitmişler. Evet, güzel. Biz de Şirince'ye gitmiştik. They were shocked when the Greek embassy in Pakistan did not issue a visa for Arsalan. They were shocked. Ulan şok olmuşlar. Ne olduğunda? İşte bu Yunan elçiliği Pakistan'daki Arsalan için vize vermeyince, vizeyi issue yapmayınca, yani dosyaya dökmedince, kabul etmeyince çok şaşırmışlar. They decided that, karar vermişler ki, because the trip was already paid for, zaten seyahatin ücreti çoktan ödendiği için, Huma should go to Greece alone. Huma'nın Yunanistan'a yalnız başına gitmesi gerektiğine karar vermişler. A few weeks later, birkaç hafta sonra, Huma's in-laws, in-law gayın demek, gayın. Yani Huma'nın gayınları, gayıntası, gayınnası, anladık mı? Gayınla, gayınta, onunla. Hadi zaten yazmış Arsalan's parents, Arsalan'ın ebeveynleri. Decided to go with her. Huma'nın gayınları demiş ki o zaman biz gelelim kızım, seninle yalnız gitme oralara demişler. Huma's honeymoon photos have gone viral on the internet. Huma'nın bu balayı fotoğrafları internette viral olmuş. Go viral. İnternette böyle bir anda patlama yaşayan, çok ilgi gören şeylerin için kullanılır. Hani o it went viral kanka, uçtu vallahi falan. She took photos everywhere she went. Gittiği her yerde fotoğraflar çekmiş. In each picture, her bir resimde she stretched her arm out around her missing husband and showed a sad face. Kollarını böyle açmış, kocasına sarılır gibi yapmış. Orada eksik olan kocasına ve üzgün bir surat ifadesi yapmış. Gerizekalı, madem gitmeydin, niye gittin, adam orada bıraktın, ne yiyor ne içiyor bilmiyorsun adam, sen orada Yunanistan'da tatil yapıyorsun. Huma said it was difficult. Huma zor olduğunu söylemiş. Neyin? Knowing her husband was in Pakistan. Kocasının Pakistan'da olduğunu bilmenin zor olduğunu söylemiş. She said, bir de demiş ki he's the life of the party, my better half. Biz bir elmanın iki yarısı gibiyiz onunla. O benim her şeyim demiş. I wouldn't have gone without him, but he forced me to. Ben onsuz katiyen gitmezdim ama he forced me to. Gitmem için beni zorladı. Wouldn't have gone, yani wouldn't have verb 3 ne diyor? Katiyen yapmazdım geçmişte bunu ama beni zorladı. She added that, bir de ekledi ki her mother-in-law, kayınnası, really comforted her. Onu gerçekten rahatlatmış and told her to have a good time ve ona keyfine bak kızım. Stret. Arslan da orada pişiriyordur bir şeyler diyordur. Huma is now back with Arsalan in Pakistan. Huma şu anda Arsalan'la birlikte Pakistan'da. They are hoping to go away together. Onlar beraberce gitmeyi ümit ediyorlar. To celebrate their first wedding anniversary. İlk yıl dönümlerini, evlilik yıl dönümlerini kutlamak için. Nice. Abla valla yaşıyorsun bu hayat. Diyor ki Apple vs FBI. Yani bildiğiniz Apple'la FBI'nin kapışması varmış. The technology company Apple and the FBI are having a big argument over the iPhone of a killer. Diyor ki teknoloji şirketi firması Apple ve FBI büyük bir tartışma yaşıyorlar. Over ne üzerine? The iPhone of a killer. Bir katilin iPhone'u üzerine tartışıyorlarmış. In December 2015, işte 2015 Aralık'ta 14 people were killed and 22 were seriously injured in a terrorist attack in California. Kaliforniya'da işte Aralık 2015'te 14 kişi ölmüş, öldürülmüş ve 22 kişi de ciddi bir şekilde yaralanmış Kaliforniya'daki bir terörist saldırısında. The FBI has the iPhone of one of the terrorists and wants Apple to unlock it. FBI
bu teröristlerden birinin iPhone'unu yakalamış, buna sahipmiş şu anda ve Apple'dan onu unlock yapmasını istemiş. Yani şifresini bir açın bakalım şunun, bir de enkini bir kontrol edelim demişler. The FBI thinks information in the phone can help to catch more terrorists. FBI düşünüyormuş ki bu telefondaki information, bilgi daha fazla terörist yakalamalarına yardımcı olabilir diye düşünüyormuş. Apple has told the FBI that it will not open the iPhone. Ama Apple da kardeş biz iPhone'u açamayık vallahi demiş. Apple said that would risk the security of its customers. Bu müşterilerinin güvenliğini riske atacağını söylemiş Apple. Apple also said it would be dangerous. Apple ayrıca kardeş tehlikeli olur bu demiş. Because other people would want phones opened. Çünkü o zaman diğer insanlar da telefonların açılmasını ister demiş. The Department of Justice is also angry. Adalet Bakanlığı da bu işe çok kızmış. Ne hususta? That Apple will not open the iPhone. Apple şirketi iPhone'u açmayacağından dolayı çok kızmış bunlarla. It said Apple is using technological barriers to stop FBI from doing its job. Demiş ki Apple FBI'ın işini yapmasını teknolojik bariyerler kullanarak engelliyor demiş. Yani FBI işinden alıkoyuyor bunlar demiş. It said ve demiş ki Apple must help the FBI to find out about the killer. Apple FBI'ya bu katil hakkında daha fazla şey bulması için yardımcı olmalı demiş. The DOJ added that, aynı zamanda bu DOJ yani Adalet Bakanlığı eklemiş ki Apple alone can remove those barriers so that the FBI can search the phone. Apple yani kendi başlarına bunları halledebilirler yani. Açıversinler telefonu, FBI'de işini yapsın abi, telefonu arayıversin bakalım demiş. Apple said the DOJ wanted to give Apple a bad name. Oo, Apple da demiş ki Adalet Bakanlığı Apple'a kötü bir isim, kötü bir nam vermek istiyor. And make the public think that Apple was an evil company. Ve halkın Apple'ın kötü bir firma, kötü bir şirket olduğunu düşünmesini sağlamak istiyor demiş. It seems like disagreeing with the Department of Justice means you must be evil and anti-American. Görünüyor ki diyor Adalet Bakanlığı ile ters düşmek senin kötü ve anti-Amerikan olduğunun göstergesiymiş gibi görünüyor demişler. The DOJ said it wants just one iPhone unlocked. Adalet Bakanlığı demiş ki le kardeşim şirketi üstümüze yapın demiyoruz. Lan şunu ağzını sıçtım telefonu bir açın da bir bakan bir ne var yok içinde demiş yani. İstediğimiz bu demiş yani. Doğru demiş abi, açıverin siz de, adamlar teröristler saldırmış. Öyle olur mu lan? Tree population. Popülasyon. Ya bir de kelime bilmiyorum dersin. Ha bak popülasyon. Konuşmayı biliyorum meetinglerde şeylerde. Popülasyonumuz çok yüksek. Ha ha. Tree population. Ağaç nüfusu. There's good and bad news about trees on our planet. Gezegenimizdeki ağaçlar hakkında iyi ve kötü haberler var. The good news is that. İyi haber şu ki gördüğünüz gibi news çoğul değil, tekil bir ifade. The good news is that there are 7 times more than we thought. Bizim düşündüğümüzden 7 kat daha fazla ağaç var. İyi haber bu. Scientists estimated that. Ve bilim adamları tahmin etmiş ki the world had 400 billion trees. Dünyanın 400 milyar ağaca sahip olduğunu eskiden tahmin ediyorlarmış. A new study says, yeni bir çalışmada diyormuş ki we have 3 trillion trees. O ne lan 3 trillion dolar. Bizim 3 trilyon tane ağacımız var abi demiş. That's a 3 followed by 12 zeros. Bu yanında 12 tane sıfır olan bir 3'tür arkadaşlar diyor. There are over 420 trees for every person alive today. Vay. Diyor ki bugün yaşayan her bir insan başına 420'den fazla ağaç var diyor. A researcher said, bir araştırmacı da demiş ki it's not good news for the world or bad news that we have produced this number. Bizim bu rakamlara ulaşmamız, bunu üretmemiz dünya için iyi ya da kötü bir haber değil demiş. İyi la valla. The bad news is that, kötü haber şu ki the earth once had 6 trillion trees. Dünyanın zamanında 6 trilyon tane ağacı varmış demiş. Humans have cut that number in half. İnsanlar bu sayıyı almışlar böyle baltayla ikiye bölümemişler diyor. Europe used to be a giant forest. Avrupa eskiden kocaman bir ormanmış. Now, şu anda ise much of it, onun çoğu is fields and cities. Şehir ve tarla. We are responsible for the loss of 3 trillion trees. 3 trilyon ağacın kaybından sorumluyuz arkadaş demiş. Another 15 billion trees are lost each year. Ve her yıl, her geçen yıl 15 milyar ağaç kayboluyor demiş. Scientists said this number is a lot higher than 100 years ago. Bilim adamları da demiş ki bu rakam 100 yıl öncesinden çok çok daha yüksek
The researcher warned that, bu araştırmacı da uyarmış, demiş ki we must try harder, daha sıkı çalışmalıyız, daha çok şeyler yapmalıyız to bring back healthy forests worldwide. Dünya çapında sağlıklı ormanları geri getirmek için çok daha fazla çalışmamız hususunda bu da uyarmış bizi. Çok teşekkür ederiz abicim. Hemen gidip 50 tane ağaç dikeceğim karşımdaki ormana. Allah razı olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane haber okuduk. Bu haberler ne yeni haberler ne eski haberler. Böyle ortaya karışık buldum ben bunları, toparladım. Dedim biraz haber okuyalım. Bu şekilde siz de haber okuyup çevirmeye çalışırsanız belki biraz sağlıklı olabilir. Havalar çok soğuk, kendinize dikkat edin. Korona olma. Nescafe sponsorluğunda video yaptığımı zannediyorsunuz değil mi? Öyle değil. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.